Kudret, hadi çıkabilirsin. Serin karısı mı söyledi? Evet, seni bekliyor. Hadi. Nihayet anladı demek. Deniz'in kendi kendini kestiğini. He? Kudret, uzatma, hadi. Bak, Meltem sana bir şey söyleyeceğim. Bu Zerrin müdürün suyu baya baya ısırmaya başladı. Kudret, uzatma, hadi. Bak, demedi deme. Ya hep Kudret uzatma, Kudret sus, bir kere dinleseniz bu kadar hata, bu kadar yanlışlık olmayacak. Müdürüm, Kudret'i getirdim. Gelsin. Yeter artık. Burama kadar geldi. Bu Deniz denen kadın sınırını aştı. Ya Allah'ın manyağı kendini kesiyor. Hop at Kudret'i hücreye. Yeter artık. Deniz kaçtı Kudret. Ne? Kaçtı mı? Ne? Nasıl kaçtı? Basbayağı kaçtı. Hastaneden firar etti. Hastaneden kaçtı. Şimdi yakalandı ama. Henüz değil. Ya sen Zerrin müdür. Sen ne diyorsun? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya bu Allah'ın manyağı hastaneden kaçtı. Elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor mu demek istiyorsun bana? Kudret. Sakin, sakin olacağım ya. Ne sakin olacağım? Bu kadın benim oğlumun peşinde. Alp'i öldürmek için kaçtı o. Polis peşinde. Her ya ben anlamam polisten molisten. Eğer o kadın benim oğlumun kılına dokunacak olursa yıkarım burayı. Yakarım, başımıza yıkarım burayı. Beni hemen buradan çıkaracaksın. Oğlumu korumam için dışarıda olmam lazım. Hemen, şimdi. Saçmalama Kudret. Bu işin prosedürü var, kanunu var. Bana bak, bana mal okuma. Bana mal okuma. Ya bir yolunu bulur, beni çıkarırsın. Ya da burada taş üstüne taş bırakma. Başına öyle bir iş açarım ki hem sen, hem bu kanunlar, hem bu hapishane hepiniz altında kalırsınız. Tamam. Bir yolunu bulmaya çalışacağım. Bir yolunu bulmayacaksın. Bir yolunu bulmayacaksın. Beni hemen şimdi çıkaracaksın. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Hüseyin, Kudret'i götürebilirsin. Seferde firar etmiş. Bileklerini kestiği için hastaneye sevk etmiş. Size bu Deniz Demir'le başa çıkabilecek misiniz diye daha önce sordum. Siz de bana başa çıkabileceğinizi söylemiştiniz. Öyle değil mi? Bu mu başa çıkabilmiş haliniz? Bu mu aldığınız önlemler? Size özel durumunuzla ilgili daha önce yeterince tolerans gösterildi. Maalesef kurumu yeterince ve layığınca yönetemediniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ya nasıl kaçmış abi göz göre göre? Nasıl kaçmış? Alp'in peşinde bence. Yalnız var ya, Kudret anne bunu duysun. Delirecek resmen ya. Eyvah. Delirecek. Anne, Kudret neden delirecekmiş? Yok bir şey kuzum. Büyükler konuşuyor. Sen dinleme onları, tamam mı? Ulan demek bunun için kesmiş o zaman kendini manyak. Bunun için kesti tabii. Anne. Anne iyi misin? Ne Thank you.
abi, sıkıldın sen. Sıkıldım Mecdi, sıkıldım. Bir hareket lazım, bir şey lazım, bir atraksiyon lazım bize. Çipe taktın kafayı değil mi? Taktım tabii. Dünyanın parası var o işte. Bakalım Kudret Sultan bulabilecek mi? Vallahi benim bildiğim Kudret Ana ne yapar eder o çipi bulur. Anne buldu, arıyor. Ne yaptın? Buldun mu emaneti? Oğlum, iyi misin sen? İyiyim anne, iyiyim. Sana de gel. Müjdeyi verecek misin, vermeyecek misin? Ay ne müjdesi oğlum. Kara haber var, kara haber. Ne diyorsun sen ya, kara haber mara haber? Deniz. Deniz karısı kaçtı. Ne? Hastaneden firar etmiş. Oğlum bak, bu kadın senin peşine düşecek. Aman gözünü seveyim, çok dikkat et. Söyle o Vecdi'ye, bütün adamları toplasın. Bak, kuş uçurtmasınlar etrafında. Tamam, sen bir sakin sakin anlat bakayım şu olayı. Oğlum, sakin konuşulacak zaman değil. Senin peşine düşecek bu kadın diyorum. Gözünü seveyim oğlum. Gözünü seveyim, dikkat et kendine. Sana bir şey olursa ben dayanamam. Oğlum. Ayıp. Ne olmuş? Deniz eceline susamış. Ölümüne geliyor. Bizim dükkandan 3-5 tane sağlam adam seç, getir buraya. İsmi Deniz Demir. Aklı sıra beni öldürmeye geliyor. Sizin göreviniz? Koluna bile dokunamaz. Kes lan! Abbeyciğim sözünü bitirdi mi? Bitirmedi. Bu kadını buralarda gezinirken, dolanırken gördüğünüz anda yakalayacaksınız. Sağ salim bana getireceksiniz. Kılına bile zarar vermek yok. O zevk bana ait. Anlaşıldı abi. Tamamdır abi. İkişerli gruplara ayrılacaksınız. Evi de, dükkanı da boş bırakmak yok. Anlaşıldı? Emrin olur abi. Vecdi abinizi tanıyorsunuz. O zaten bizden. Kadir abiniz de, Vecdi abiniz neyse odur. Onların sözünden çıkmayacaksınız. Öyle kafanıza göre iş yapmak yok. Tamamdır abi, sıkıntı yok. Kadir. Buyur patroncuğum. Arkadaşları al, gidecekleri yerlere getir. Ne yapacağını, ne edeceğini güzelce anlat. Eyvallah. Hadi baba, gelin bakalım. Gel bakalım. Oğlum ne tezgahtaki karpuz gibi duruyorsunuz lan? Biraz hareketli olun lan. Hadi siz ikiniz arkaya. Yürü. Hadi arabaya çalışmış çıkıyoruz. Sana da ayrı uzun ha. Orduyla gez bakalım Alp. Nasıl gezersen gez. Sonuna geldin. Kolay gelsin hanımlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bırakın beni. Bırak diyorum. Bırak ulan. Bırak. Bırak. Çıkın lan. Nerede lan o Deniz? Nerede saklanıyor o Deniz karısı dedim sana. Bilmem, her yere baktın mı tek tek? Azra. O karının yerini bilsen bilsen sen bilirsin. Nerede diyorum sana? Ya sen iyice kafayı yedin. Ben Deniz'in nerede olduğunu bilsem de sana söyler miyim? Sen bir şeyi yanlış anladın Kınalı. Biz burada ağalık efendilik oyunu oynamıyoruz. Burada benim oğlumun hayatı söz konusu lan. Vay nenem. Ya bu bıçak oyunlarını bana sökmüyor. Onu hala anlamadın sen. Anlamadım öyle mi?
Gidip de dönmemek var. Gelip de Azra'yı bulamamak var. Ulan! Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Dağılın çabuk, dağılın. Kafayı mı yediniz, ne yapıyorsunuz? Yukarıda savcı var, hapishanede alarm durumunda. Ne alt ettiğinizi zannediyorsunuz ha? O Deniz karısının kafasına... Kes sesini! Kapa şeneni Kudret! Yürü! Konuşma! Konuşma! Deniz'i kaçıran bunlar lan! Yürü! Hadi bakalım, herkes koşlarına! Hadi. Gereken her şeyi söyledin savcıya değil mi? Söyledim. Bekleme odasında? Evet evet, orada var. O buradayken sorun çıksın istemiyorum. Gözünü dört aç Oktay. Tabii ki, merak etmeyin. Geç. Zeynep Hanım. Özlem. Kudret tuvalette Azra ve grubuna saldırmış. Oktay, Özlem. Siz bize bir müsaade edin. Gel Kudret. Bana bak Zerrin Müdür. O kadın dışarıda olduğu müddetçe benim oğlumun hayatı tehlikede. Bağırma Kudret. Nasıl bağırmayayım? Nasıl bağırmayayım? Oğlumun canı söz konusu. Oğlumun canı diyorum. Canı, canı. Ne yapmamı istiyorsun? Sen mahkumsun. Oğlunu peşinden gidemezsin. Evet. Ben mahkumum. İçeriye silah da sokamam. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğimi sen çok iyi anladın müdür. Sen savcı burada diye beni dışarı göndermiyorsun. Hazır adam buradayken benimle bir görüşeyim. Kudret. Kudret. Gel bakalım Kudret. Oh! Çıkarın lan beni buradan. Beni buradan çıkarın diyorum. Bak o Deniz karısı. Oğlumun kılına dokunacak olsa yıkacağım ulan burayı hepinizin başına. Oh! Meltem, kötü bir haberim var. Kudret, Zeyn Hanım sana telefon yolladı. Bu kadarını akıl etmiş demek. Buyur, Kudret Sultan. Çok şükür. Ya, oğlum iyi misin sen? Gayet iyiyim. Oğlum, çok dikkatli olmalısın. Bak, o Vecdi'ye söyle, bütün adamları toplayıp kapıya yığsın. Tamam mı oğlum? Sen merak etme. Ben önlemimi aldım. Oğlum, emanetsiz dolaşma. Yalnız dışarı çıkma. Vay be. Deniz'den azılı katil yarattın. Benden iğrenç bir adam yarattın. Övünüyor musun eserlerini? Oğlum, sen beni merak etme anne. Deniz'in geleceği varsa göreceği de var. Nasılsın Kudret? Konuştun mu oğlunla? İyi değil mi?
İyi. Oğluna bir şey olmayacak. Merak etme. Deniz yakalanmak üzere. Öyle mi? Öyle. Polisler yerde onu arıyor. Her an haber gelebilir. Alp. Kendi emniyetini aldı. Polis de o kadının ölüsünü mü bulur, dirisini mi bulur? Göreceğiz bakalım. İstediğin zaman konuş oğlumla. Ama saçma sapan isteklerle gelme. Sorun çıkarma. Çıkabilirsin. Şu hale bak ya. Deniz karısı dışarıda, biz burada eli kolu bağlı oturuyoruz. Ha, o çift mi dalgasını da bulamadınız? Şimdi o adamlar da sıkıştırır Alp'i. Ey yarabbim. Anne. Başlatma lan annenden, kes. Anne. Ne var ulan? Ne var? Bu ablanın sana anlatacakları varmış. Sadede gel. Kudret anne, Azra'yla drama dersi hocasının arasındakini biliyorsunuz. He, bilmeyen mi var? Geçen derste Azra hocanın eline kağıt gibi bir şey sıkıştırdı. Hoca şaşırdı. Sonra hoca kağıdı gizlice cebine soktu. Vay vay vay. Neydi lan bu drama hocasının adı? Sinan Oğuz. Ne? Tamam. Bir yoklayalım bakalım bu Sinan Oğuz'u. Drama. Şu kadını hala yakalayamadılar ya. Nereye girdiyse artık. Merak etme. Yemez o. Asıl şu Nedim denen herif önemli. Adam ensemizde. Efendim? Alp. Oğlum bu çiplik işi vardı ya. He. Onu Azra karısı içeride bulmuş. Sonra da dışarıya uçurmuş. Ulan sizi Allah kahretsin lan. Dur dur dur. Hemen karalara bağlama. Annen o çipin kimde olduğunu biliyor. Ne diyorsun? Yonca ne haber? İyi Zeves, iyi sağ ol. Kimler gelmiş? Öykücüğüme bir ekstra küçük tavukçuk koyayım buraya. Kız, ne yapıyorsun? Öykü bak, en sevdiğin yemek. Hasret ablan torpil de yaptı. Ya bir de böyle koca bir pilav. Yesin de büyüsün diye öykücüğüm. Pehlivan olacak o, pehlivan. Aa, bakayım burada ne varmış? Hoppa! Yerim ben seni. İyi misin? Olmuyor böyle Yonca. Akşamları Kudret annenin dizinin dibinde. Gündüzleri Azra'nın yanında. Hayırdır? Beğenemedin mi cici? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Sus lan. Üzülmeyin, size de geliriz. Geleceksiniz tabii koca göz. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır nasıl olsa. Değil mi Yoncuk? Yonca. Yonca gel. Gel çocuğum, gel. Yonca. Bu Kudret uğraşıyor mu seninle? Yok Dudu, merak etme. Kudret işte. Herkes ne kadar uğraşıyorsa benim de o kadar uğraşıyor. Gözümü seven dikkat et ha. Merak etme sen. Çocuğum. Ne biçim yemek ulan bu? Bu nasıl rezil bir yemek? Madem yemek yapmayı bilmiyorsunuz, o mutfağa girmeyeceksiniz. Seni pek bir gergin görüyorum Kuti. Hayırdır sen, ne oluyor? Ha? Belki de Deniz'i özlemiştir, değil mi Kutiş? Bundandır huysuzluğun. Belli belli. Kesin ulan. Kesin hıncımı sizden çıkarmayayım. Nasılmış nenem? Senelerce milleti çoluğuyla çocuğuyla tehdit ettin. Nasılmış o korku? Kes sesini Azra. Kesmiyorum lan. Hadi. Son kez uyarıyorum. Kes sesini. Deniz'in dışarıda kaldığı her an ona yaşattığın acıların hepsinin kat be katını yaşayacaksın. O yüzden birazcık enerjik ol. Bunlara harcama enerjini. Güçlü ol, dirayetli kal. Azra, seni son kez uyarıyorum. Kes sesini. Kesmiyorum. Lan sen
Ulan yettin be. Yettin ulan sen. Yettin Allah'ın belası. Hey! Hop hop hop. Dur dur. Azza. Azza. Hadi! Kudret, koşlarınıza! Hadi! Yürü! Hadi yürü de. Dedim! Yürü dedim! Şu halinize bak ya! Tam Hüseyin ya! Yusuf bunu ya! Tamam tamam. Zaten küçücük bir çak çarpsam uçacak. Bir de beni çekiştirecek. Tövbe estağfurullah. Hüseyin, ne oluyor Hüseyin? Ya yemekhanede kapıştılar bunlar. Gene mi ya? Ya Allah aşkına bir gününüz şöyle rahat, huzurlu geçsin ya. Zaten herkesin canı burnunda. Yapma ya Oktay. Biz hiç farkında değildik. Bugün senin baş gardiyanlık provanın yapılacağı bir gün değil, onu söyleyeyim de. Zaten herkes gergin Azra. Bir rahat durun diyorum. Kibarca söylüyorum, bir uslu durun. Emredersin ya, emredersin. Ya saçma sapan konuşma ya. Yürüyün. Hadi gidelim. Azra, iyi konuştun. Ağzına sağlık. Hindi o Kudret düşünsün bakalım ne menemmişmiş evlat acısı. Hindi düşünsün bakalım. Korkusu bile nasıl delir diyor insanı. Kuduruyor ya, kuduruyor. Ağzı burnu yamuk oğlu orada ona bir şey olacak diye. Kudursun. Daha da kudursun. Kuduruk. Deniz'i kudurttuklarına saysın. Bu duruma takıp da inşallah Yonca ile Öykü'ye bir şey yapmaz. Yemin ederim bu sefer gebertirim onu. Kan çıkar ha, kan çıkar. Bir de orası var. Bir de Deniz. Ya benim bir yanım Deniz öcünü alsın istiyorum. Bir yanım da başı yanmasın diyorum. Değmez. O Kudret'e de, o meymenetsiz oğluna da değmez. Baksana hoca bizi içeri davet ediyor. Hemen icabet edelim. Bir dakika. Kimsiniz siz ya? Ne istiyorsunuz? Hey. Ah. Bir şey istediğimizde nereden çıkardın ya? Belki sadece öyle hal hatır sormaya geldik. Ha. Olamaz mı yani? Hemen çıkın gidin elinden yoksa polisi arayacağım. Bak işte onu tavsiye etmiyorum. Ha. Polisler gelsin benim cansız bedenimi bulsun diyorsan orası ayrı. Kadir, bizim bu hoca bayağı laftan anlıyor. Ha, çok anlıyor, çok. Bilgisayardan da anlıyor bu hoca. Ha? Bak burada ne var? Vay. Şifreler kırılmış. Koordinatlar bulunmuş. Haritaya işaretlenmiş. Vallahi akıllı adamsın hoca. Ben sizin neyin peşinde olduğunuzu bilmiyorum ama... Dediğim gibi, akıllı adamsın. Ama aynı zamanda şanssızsın da. Niye diyeceksin? Şöyle, normal şartlarda ben buraya gelir çipi alır sana dokunmadan giderdim. Ama sen şifreyi kırmışsın.
Görmemen gereken şeyleri görmüşsün. Bu durumda seni sağ bırakamam. Maalesef. Ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim ben. Beni sağ bırak, riske gir diyorsun yani. E olur. Olur olur. Mantıklı. Hadi görüşürüz hocam. Ama ben risk almayı sevmiyorum. Yani gereksiz. Saçma. Dikkatli olun ha. Fıstık. Ne haber? İyi. Hoş geldin. Dizi mi izliyorsun? Öyle bakınıyordum. Madem izlemiyorsun bana şöyle tek buzlu bir dubl hazırla sana ya. Yanına fındık fıstık bir şeyler de atarsın. Ya Alp sana bir şey soracağım. Hı? Neden o kadar çok adam dışarıda bekliyor? Deniz'den dolayı mı? Saçma sapan konuşma. Deniz'den mi korkacağım? Neden o zaman bu kadar çok koruma var dışarıda? Neyden korkuyorsun? Benim korkacak neyim var lan? Hı? İsterse cümle alem benim karşıma gelsin. Korkaksın dedin. Özleksin dedin. Korumalarının arkasına saklanıyorsun dedin. Daha ne diyeceksin lan? Hı? Bir daha bana asla. Bir daha bana asla korkak demeyeceksin, anladın mı? Yoksa sonun acem gibi olur. Kumarhaneden gelen paraları ne yaptın? Hiç, benim hesapta duruyor. Olmaz. Bu mali polis tepemize çökerse ne diyeceğiz heriflere? Ha? Piyangodan çıktı para mı diyeceğiz? Senin yeğenler vardı.
3-5 tane. Onların hesaplarını at parayı. Tamam, hallederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Çay kahve bir şey ısmarlayayım. Yok. İstemez. Benim fazla vaktim yok Alp. Böyle bir uğradım. Bir haber var mı diye. Çipten mi? Ya neyden olacak o? Anan bulamamış mıydı? Yok. Bulamamış ama arıyor. Tik tok. Tik tok. Tik tok. Zamanımız kısıtlı. Anladın? Biliyorum. Hemen bulmamız lazım. Anneme de söyledim. Ama malum hapishane şartları. Öyle elini kolunu sallayarak iş yapamıyorsun sonuçta. Sen biraz daha sabret. Eğer o çip hapishane sınırları içindeyse Kudret Öztürk ne yapar eder, elli eder. İyi. Haberlerini bekleyeceğim, ha? Tamam. Güzel. Takılıyor mu buna? Olmaz. Bu çok yakar, çok. Olmaz. Ya neden vermedin çipi? Alırdık paramızı, sıyrılırdık işin içinden. Oğlum, bu herifler bu kadar çipin neden peşindeler? Hı? O çipin içinde paradan daha değerli şeyler var. Nedim Karatepe ile uğraşmayacağız değil mi? Adam çok güçlü. Vallahi neden olmasın Ejdi? Koskoca Nedim Karatepe'nin yılları elimizde. O çip elimizdeyken ağa da biziz, paşa da. Var mı gelen giden? Yok patron, temiz. Güzel. Arka tarafı boş bırakmayın. Eyvallah.